Değerli seyircilerimiz, iyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Gündem özel programıyla bir kez daha Manisa Televizyonu ekranında sizlerle birlikte olacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde veyahut da 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Veriliş Yıl Dönümlerinde programlar yapıyoruz. Yayınlar gerçekleştiriyoruz ve mümkün olduğu kadar kadının toplum içerisindeki yerini ve herhangi bir cinsiyet eşitsizliğine yol açmadan bu yerin nasıl daha sağlıklı, nasıl daha modern bir yöne evrilebileceğini konuşuyoruz. Ama her yıl dönümünde veyahut da her bu tarz özel günlerde de şunu vurguluyoruz. Bunu yapmak için mutlaka ki özel bir gün ya da yıl dönümü olması gerekmiyor. Türkiye'de kadının toplumsal hayattaki rolü erkeklerle her manada eşit denene kadar veyahut da hiçbir cinsiyet eşitsizliğinden söz etmemize gerek kalmayıncaya kadar biz bu konuyu yaygın medyanın da, ulusal medyanın da, yerel medyanın da, hakeza yazılı basının da gündeminde tutmak durumundayız ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını mümkün olduğu kadar duyurmak, paylaşmak durumundayız. Bu akşam da yine o sivil toplum hareketinden bir başkasını ekranınıza taşıyarak bir farkındalık oluşturmaya gayret edeceğiz. Dönüşen Kadın Hareketi ve bu kadın hareketinin kurucusu, iletişim uzmanı Buket Karademir. Şu anda İstanbul'dan Skype bağlantısıyla, özel bir bağlantıyla, uzaktan erişimle bizlerle birlikte. Hemen kendisine merhaba diyelim. Merhaba. İyi akşamlar Buket Hanım. Hoş geldiniz öncelikle gündem özel yayınımıza Manisa Televizyonu'na. Sizi İstanbul'dan bu akşam yayınımızda konuk ediyor olmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti, mutluluğu ifade ederek başlamak isterim sözlerime. Çok teşekkür ederim. Karşılıklı ben de çok mutluyum. Anadolu'yu gezdim çeşitli kereler. Manisa'ya da gitmiştim. Her yerde, her şekilde bütün kadınlarla hep beraber bazı şeylerin farkına varıp o konuların üzerine gitmek için çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ne güzel. Ben de Anadolu'yu gezdiğinizi, bu konuda önemli ve değerli gözlemler, anılar biriktirdiğinizi biliyorum. Sizin sonuçta bir de iletişim şapkanız var. Aynı zamanda mesleğimizde de geçmiş dönemde yaptığınız önemli çalışmalar olduğunu biliyorum. Manisa sizde nasıl bir iz bıraktı, nasıl tatlar bıraktı dimağınızda? İsterseniz sohbetimize başlamadan önce kentimize dair gözlemlerinizi, izlenimlerinizi ve Manisa'nın sosyal yaşamına ilişkin bakışınızı öğrenelim. Manisa etrafındaki dağlar nedeniyle biraz Ege'den ayrı bir ruh hali içinde gelmişti bana, onu söylemeliyim. Biraz daha esneyebileceği bir nasıl söylemeli, zihinsel ve belki altyapısal şeyleri genişletebilir diye düşünmüştüm açıkçası. Ama çok güzel vakit geçirdim. Oradaki yemeklerini sevdim. Köftesi var, çok güzel bir köftesi var mesela, o aklımda. Evet. Oraya gidiş, İzmir'i de çok severim. İzmir'e gidiş geliş aklımda. Sevdiğim bir yer. Peki. Beğendiğim bir yer. Peki. Anadolu'nun her yeri çok güzel, her yeri çok özel. Evet. Sadece bakmayı ve o derinleşmeyi, o katları kavrayabilmemiz gerekiyor diye hissediyorum, düşünüyorum. Çok haklısınız. Tabii ki gözleminiz çok değerli. Ben şimdi ana konumuza hemen sevgili seyircilerimizi yavaş yavaş ısındırmaya gayret edeyim. Çünkü bu konuda çok uzun zamandır çalışmalarınız, bir bilgi birikiminiz, altyapınız olduğunu biliyorum. Dönüşen Kadın Hareketi'ni kurdunuz. Sosyal medyada özellikle belirli bir taban ve altyapı oluşturmayı başardınız. Bu hareketin içerisinde çok sayıda kadını dahil edip yarınlara farklı bir gözlükle, farklı bir çerçeveyle başarabilmek adına yola çıktınız. Harekete gelmeden ve geçmeden önce Buket Karademir'in yaşamında da mutlaka önemli kırılma noktaları vardır. Bu farkındalık sürecinde kendini yeniden
adlandırabilme ve yeniden yaratabilme sürecinde siz kendi dönüşümünüzü neye borçlusunuz? İsterseniz onunla başlayalım Buket Hanım. Elbette. Esasında bizim sinir sistemimiz üzerindeki bazı etkiler bizim dönüşümümüzde çok büyük etki gösteriyor. Benim de öyle oldu. 2016'da bir havalimanı patlaması oldu. Atatürk Havalimanı patlaması. Maalesef, evet. Maalesef. Bacak kemiğim parçalandı ve arkadaşlarım gözümün önünde kaybettim çok sayıda arkadaşımı. O süreçte bacak kemiğimin üzerine plaka takıldı. Ben de uzunca bir süre evde dinlenmek üzere hem iyileşmek için hem de belki düşünmek için bunların hepsini bir fırsat bulmuş oldum. Tam da işte o sırada şunları fark ettim. Yani kendimle ilgili bir sürü inanç sistemimin kendime ait olmadığını, etraftan kotarıldığını ve bunların benim kendi hayatımı yönlendirirken, yönetirken, planlarken çok büyük etkileri olduğunu hissettim. Ve o benim için bir araştırma merkezi, bir laboratuvar gibi olarak gelişti. Ondan sonrasında da ne yapılabilir, nasıl yaklaşılmalı? Bununla ilgili çalışırken zaten bir şey bir şey açıyor. Başka bir şeye çalıştığınız zaman oradan ilginizi çeken bir şey başka bir konuya götürüyor sizi. Böylelikle bir sürü şeyin farkındalığı oluştu. Bir kadın olarak özellikle. Çünkü eşit yetiştirilmiyoruz maalesef. Her zaman her yerde böyle olmayabilir ama genel olarak böyle. Para kazanma motivasyonlarımızdan tutun da namus kavramıyla ilgili motivasyonları kadar her şeyimizi toplumsal şeyler belirliyor. Ve bu kız çocuğuna ve erkek çocuğuna farklı farklı işleniyor diye düşünüyorum. Haklısınız. Peki tam öyle söylediğiniz için o noktadan başlayalım. Yani toplum içerisinde daha yetişkin bir birey olmadan önce çocukken ya da ergen dönemde kız çocuklarına ve erkek çocuklarına yüklenen rol, misyon, atıfta bulunan algılar ve benzeri toplumsal faktörleri aşabilmek için, biraz kırabilmek için o gelenekçi yapının tabii ki öz değerlerini korumak, bize yarar sağlayan, bizi ileriye taşıyabilecek taraflarını içselleştirebilmek, gelecek kuşaklarla da buluşturabilmek ama bağnaz olarak nitelendirebileceğimiz ve bizi geriye iten, dolayısıyla atfettiği kavramlarla kadın ve erkeğe daha çocuk yaşlarda bu toplum içerisinde bir eşitsizlik yükleyen o yapıyı kırabilmemiz şu an neye bağlı? Belki birkaç gözleminizle, anekdotla veyahut da kitaplardan sizi besleyen bir takım bilgilerle bu konudaki şahsi fikrinizi de bizimle paylaşırsınız diye düşünüyorum. Elbette. Şimdi kız çocukları hepimizin, ki ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve çalışan bir ailenin, yani çalışan bir annenin kızıyım ama nihayetinde yine de bir sürü duyduğumuz, ettiğimiz şeylerin en beni rahatsız edenleriyle başlayayım. Örneğin gelin olma hayaliyle büyütülüyor kız çocukları. Bir iş güç sahibi olayım ya da hayallerimi gerçekleştireyim, gerçekten neyi istediğimi bulayım, ona yönleneyim, arzu ettiğim, tutkulu olduğum şey nedir? Bununla ilgili pek bir ön açıcı durum yaşanmıyor. Erkek çocuklarında bunun biraz daha ötesinde arzu ettikleri şeyin ne olduğuna ilişkin farkındalıklarının daha yüksek tutulduğunu düşünüyorum. Tabii ki her ailede böyle değil ama mutlaka böyle bir farklılık var. Sonra para kazanmayla ilgili kavramlar erkek çocuklarına çok önde algılatılıyor, para kazanma kavramı. Kız çocukları için ise ikincil algılatılıyor. Bu tür bir şey girişim konusunda da kadınla erkeğin farklı noktalarda farklı şekilde yaklaşmasına neden oluyor. Tabii ki nihai amacımız hayatta para kazanmak değil ama para kazanmayı da erkek ve kadının eşit şekilde algılaması ve bu konunun üzerine eşit şekilde gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında biraz önce söylediğim konu en büyük konu. Yani tutkuların peşinden gitme konusunda kız çocuklarının yeteri kadar cesaretlendirilmediği bir topluluk yaşantısı içindeyiz. Ama sadece Türkiye'ye özgü değil bu. Doğru. Bütün dünyada buna benzer şeyler var. Ben Amerika'da bir süre yaşadım. Orada da benzer şeyler var. Berlin'de de var. Malta'da da var. Turistik olarak gittiğim yerlerde var. Anadolu'da var. Her yerde var. Yani bunun da en büyük nedenlerinden bir tanesinin yine kadının, yani annelerin
kafasının daha açık ve daha geniş olmasıyla çözülebileceğine dair bir düşüncem var, inancım var daha doğrusu düşünceden de öte. Genel hatlarıyla böyle söyleyebilirim. Haklısınız. Fikrimi. Verdiğiniz örnekler de çarpıcı. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Malta'da ifade ettiğiniz gibi bulunduğunuz diğer bazı Batı Avrupa ülkelerinde bile dediğiniz gibi özellikle kadınların çocuk yaştan itibaren tutkularının, ideallerinin peşinden gitmek, çok net bir şekilde ne istediği şablonunu oluşturabilmek ve onu gerçekleştirebilmek için bir yol haritası izlemek gibi bir cesaretin, bir motivasyonun onlara çok sunulmadığı gibi bir durumla karşılaşıyoruz. İstisnalar var söylediğiniz gibi. Hoş, aynı durum erkekler açısından da ülkemiz için konuşursak ne kadar tabii ideale yakındır, o da ayrı bir tartışma konusu. O zaten toplumun sosyal boyutuyla belki irdelenmesi gereken bir başka konusu. Çünkü malumunuz kadınlar gelin olma hayaliyle büyütülüyorken Anadolu'da veya yurdumuzun pek çok yerinde, hatta İstanbul'da, Ankara'da, İzmir gibi büyük şehirlerimizde dahi erkeklerin de tabii sırtına daha çok küçük yaştan işte okuyacaksın, askere gideceksin, geleceksin, iş sahibi olacaksın, ekonomik özgürlüğünü kazanacaksın, bir aile kuracaksın, çocuk yapacaksın, çocuklarını yetiştireceksin ve benzeri, yine tamamen belki onların tutkularından, hayallerinden, ideallerinden bağımsız bir yaşam döngüsü silsilesi aslında direkt olarak dayatılıyor. Yani böyle bir toplumsal düzen var. Yine dediğiniz gibi sadece Türkiye'de değil, İngiltere'de de, Malta'da da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de yuva ya da aile kavramı erkek ve kadın arasında böyle bir keskin işbirliğine dönüştürülüyor. Ama işte biz bugün bu bıraktığımız yerden Türkiye'de kadın tutkularının ve ideallerinin peşinden koşabilmek için nereden dönmeli, onun kavşağı neresi olmalı sorusuna yanıt arayalım. Siz dönüşen kadın hareketini kurdunuz ve belirli bir noktaya taşıdınız. Az önce söylediğim gibi sosyal medyada da ciddi destekçileriniz olduğunu, onların bu programı izlediklerini, takip ettiklerini de bildiğim için soruyorum. Kimdir dönüşen kadın Buket Hanım? Bir kadın dönüşünce ne olur? Değişmekle dönüşmek arasında nasıl bir fark vardır? Ve başlığımızda da sevgili seyircilerimizin okuduğu gibi bir kadının kendi kendini yeniden yapılandırması ne anlama gelir? O zaman kadın nereye doğru evrilir? İsterseniz ya artık yavaş yavaş hareketin bu ayrıntılarına girelim. Sözü size bırakayım hemen. Elbette. Şimdi benim çıkış noktam şu. Travmatize olmuş, yani diğer şekliyle acı çekmiş kadının bu acılarından sonra iki seçeneği var. Ya bu çektiği acının içinde kalıp kurban psikolojisini seçer ve öyle ömrünü tamamlayıp ölür. Ya da bu travmatizasyonları ona baktığı yeri değiştirerek kendisini dönüştürecek hale getirir ve kendini gerçekleştirebilecek gücü bulur. Evet. Sıradan, bu arada travma kavramı, yani acı çekme kavramı relatiftir. Yani hepimiz için ayrı ayrıdır. Ve birisinin bisiklet alınmayışı da onun hayatında çok büyük bir travmatizasyon yaratırken, diğerinin cinsel istismara uğraması bir travmatizasyon yaratır. Hani burada şeyin ayrımını yapamayız. Elbette çok haklısınız. Ki, evet. Evet, o travmanın şiddeti, boyutu, küçüklüğü, büyüklüğü değil. Asıl olan kişinin üzerinde bıraktığı etki. Doğru çok anlıyorum doğru. Değil mi? Evet. Çok doğru. Bunu bir kere kavramamız lazım. Yani bu şu açıdan söylüyorum bunu. Benim hayatımda hiç öyle büyük acılar olmadı. Ben nasıl dönüşeceğim gibi bir algı değil. Bu sizin sinir sisteminiz üzerinde herhangi bir şeyin yaptığı etkidir. Buradan, hani bu etkinin üzerinden iki yolunuz var. Bir tanesi, dediğim gibi, kurban psikolojisini seçersiniz, tercih edersiniz. Bir tanesi de oradan yeniden yapılanma fırsatı bulursunuz. Çıkış noktası bu dönüşen kadın hareketinin. Ve bizim gibi coğrafyalarda, zor coğrafyalar olduğunu düşünüyorum. Hem bulunduğu yer açısından çok kimlikli bir memleket içerisindeyiz. Sosyoekonomik düzeyimiz diğer batılı ülkelere göre geride, diğer doğudaki bazı yerlere göre ileride, ama yaşam koşulları açısından kadınların yine de birçok ülkeye göre daha geride olduğu, bütün dünyada var bu eşitsizlik ama daha geride olduğu bir gerçekliği de var. Bütün bunlardan kadın çektiği acının üzerinde kalıyor ve ömür boyu o acıyla, ah bana bunlar oldu, ah şunlar oldu, olmayaydı diye hayatını bitiriyor. Hatta bunun üzerinden çocuklarını da bu şekilde
o psikolojiyle götürüp ilerletiyor. Orada da başka travmatizasyonlar oluşuyor. Evet. Ama bunun kadının tabii burada şuradan da bakmak lazım. Yani kendi kendine bunu nasıl iyileştireceğini bilmesi kolay değil. Ya da nasıl dönüştüreceğini bilmesi kolay değil. Burada Peki. da çok sihirli bir sözcük devreye giriyor. Bu sözcük de farkındalık Peki. sözcüğü. Hiç akışınızı bozmadan yine kaldığınız yerden devam etmenizi rica ederek sadece şunu da eklemek istiyorum bulunduğumuz bu noktaya. Belki sohbetin ilerleyen mecranı ya da yönünü farklı bir dala da kavuşturabilir diye bu köklü ağaçta. Özellikle böylesine bir ciddi bir travmatik süreçten geçmiş bir kadın olduğunu varsayalım karşımızdaki kişinin. Yani her insan evladına, her bireye, her kişiye zor gelebilecek ciddi bir acı tünelinden geçtiğini ve bunun sonunda sizin şimdi tam geldiğiniz noktadaki farkındalık boyutunda bir yola evrilmek için dönüşme sancılarının en başında olduğunu düşünelim şimdi. Böyle bir hikayenin tam başlangıcında. Böylesine bir kadın için sadece kendi beyni, fikri, zihni, kalbi ve aurası yeterli midir? Yoksa dışarıdan ciddi bir motivasyon ya da destek ister mi? Böyle bir kadın böyle bir desteği arar mı? Aradığında nerede bulabilir ya da nereden bulmasını bekler? Bir kadın olarak size soruyorum. Neyi arzu eder burada? Çok güzel bir soru. Çünkü tam da benim de işte 2016'daki patlama benim için çok ölüm korkusu yaşattığı için büyük bir travmaydı benim için. Ve o noktada elbette ki çok destek ihtiyacı oluşuyor. Ama o destek ihtiyacının oluşması da sizdeki farkındalıkla ilişkili yine. Yani bir şeyler ters gittiğini hissetmeniz gerekiyor. Sinir sisteminizin bozulduğunu, mesela bende anksiyete atakları olmuştu. Çok ciddi. Bir süre ilaç kullanmak zorunda kaldım. Reddetsem de ilaç kullanma düşüncesini çok kabus gördüğüm için ilaç kullanmak zorunda kaldım. Ama bütün o süreçte şunu istediğimi biliyordum. Ya ben bu şekilde hayatıma devam etmek istemiyorum. Çünkü yapmak istediğim şeyler var. Yapmak istediğim şeyleri gerçekleştirmek için ruhsal bir bütünlüğe ve iyiliğe kavuşmam lazım. Ne yapabilirim? İşte o da ikinci aşama. Önce fark ettim bir sıkıntı olduğunu. Fark ettikten sonra da yardım için ne yapabilirim ki, nereden yardım alabilirim? Ki benim yapım biraz içe dönük bu tür konularda. Normalde kendimi iyi hissettiğim zamanlarda çok dışa dönük bir yapım var ama kendimi kötü hissettiğim tüm zamanlarda da çok içe dönen biriyim. Ona rağmen o koşullarda ne yapılabilir, kimden yardım alınabilir, kendim ne yapabilirim, neler okumalıyım, neler benim işime yarar, neleri izlemeliyim, onları da seçmek gerekiyor. Doğru bir şekilde seçmek gerekiyor. Çünkü sizin yanlış seçeceğiniz bir şey sizi o şekilde travmatize halinizle, acı çeken halinizle daha da kötü bir yere götürebilir. Dolayısıyla sorunuzun yanısını şöyle tekrar toparlamak mümkün. Öncelikle fark edeceğiz. Fark ettikten sonra da doğru kanallarla yardım arayacağız. Peki yine bu noktada sizi tenzih ederek hatta soruyorum bu soruyu. Yani kişiselleştirmeyin. Tamamen travmatik bir durum yaşamış ve dönüşme sancılarının başında olan bir model kadını alalım burada. Özellikle bir erkek tarafından bu dönüşümün fark edilmesi, yani karşı cins bir birey tarafından, kim olduğu çok da önemli değil ya da o kadının hayatındaki yeri çok önemli değil. Bir iş arkadaşı olabilir, patronu olabilir, çok iyi bir arkadaşı olabilir, iyi bir dostu olabilir, ailesinden bir erkek birey olabilir. Veyahut da sevgilisi, hayat arkadaşı gibi aralarında duygusal bir iletişimin olduğu bir erkek de olabilir. Bir erkek tarafından bu motivasyon sunulduğu zaman, bu cesaret süreci başlatıldığı zaman, empati kurulabildiği zaman bu dönüşüm nasıl yaşanır? Biraz da bu öykü üzerinden bakalım ki o sözünü ettiğimiz kadın erkek toplumsal eşitliği noktasında birbirini anlayabilme ve birbirini düştüğü karanlıklardan çıkarabilecek eli uzatabilme noktasında da hiçbir cins ayrımı yapmadan sadece iki tarafın birbirini nasıl bu noktada bu yola sevk edebileceğini anlamaya çalışalım. Olur mu? Elbette. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Aslında kadın ve erkek omuz omuza birlikte savaşan iki yapı. Evet. Yani siz iyice baktığınız zaman tarihe avcı toplayıcı zamanlarda omuz omuza beraber avlanıyorlar. Toplayıcılık ve tarım toplumuna geçişle birlikte kadın eve hapsoluyor bir miktar.
böyle söyleyebiliriz. Onun dışında bu iki cinste yani omuz omuza gidiyorlar, avlanıyorlar, geliyorlar. Toplayıcılıkla beraber ve işte daha da çok tarımla beraber kadının eve girişi söz konusu. Zaten dengeler orada bozuluyor çünkü ekonomik dengeler bozuluyor. Onun bu toplumsal şeyinden sıyırdığınızda evet yan yana. Bizim zaten bu süreçte kadın erkek eşitsizliğinin en önemli sıkıntısı oluşturan sıkıntılarından biri bu inanç sisteminin o zamandan bu yana evrilmesi. Yoksa kadın ve erkeğin farklı, elbette ki farklılar. Ama tabii, eşit tabii olmadığını kim söyleyebilir? Tabii, aynen öyle. Bunu kim, hangi dayanaklara dayanarak iddia edebilir? Evet, bu komik elimizde bir şey bir aynı zamanda. Yok. Kabul edilmesi evet de güç bir şey. Dediğiniz soru çok doğru bir yere temas ediyor o nedenle. Aslında bir erkek arkadaşı hayatında önemli bir erkek figürü diyelim özetle. Baba ya da başka biri de olabilir, herhangi bir erkek olabilir. Bunu fark edip destek verebildiğinde bence çok muazzam bir ilerleme söz konusu olabilir. Ve aksi durum da söz konusu olabilir. Yani bir kadın travmatize yani da acı çekmiş bir erkek için de yol gösterici olabilir. Burada kimin neye ihtiyacı olduğunu sezilmesi ve onunla ilgili yol alınması. Bu da gerçekten birisini sevdiğinizde bu sezgiler zaten otomatik olarak gelir. Eğer sizin ruh sağlığınız yerinizdeyse tabii ki. Yani sizin bir ciddi depresif, büyük bir depresif, majör depresyonunuz, işte ne bileyim narsisistik kişilik bozukluğunuz gibi bir sıkıntınız yoksa sevdiğiniz insanın içine girdiğiniz için ruhsal olarak da ihtiyacı olduğunu fark edersiniz. Ve dediğiniz gibi her iki cins için de bu mümkün. Kadının böyle bir destek alması muazzam. Burada da işte gerçek, nasıl söylemeliyim, İnsanın sevdiği insanlarla birlikte olması gerekiyor. Onun ruhunun içine girebilecek, onu kavrayabilecek insanlarla birlikte olması gerekiyor. Çok güzel. Evliler gibi kavramların da böyle ekonomik olarak daha güçlü yok, onu öyle yapayım, böyle edeyim gibi değil, ruhuyla, bütün benliğiyle sevebileceği kişilerle yol alması gerektiğine inanıyorum. Burada da küçücük bir parantez oldu ama. Çok güzel bir parantez oldu. Bence çünkü bir araya gitmek üzereydim. O araya da çok daha keyifli gidiyoruz şimdi bu bulunduğumuz noktada. İkinci bölümde dilerseniz biraz daha iş yaşantısı üzerinden konuşmaya gayret edelim. Yani mesela kadınlar bir pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyar mı? Eğer iş hayatında. Eğer duyuyorsa aslında ihtiyaç duymalarına neden kalmayacak koşulları yine iş yaşamında nasıl sağlamalıydık? Bu anlamda nasıl bir dönüşüm yapılabilir? Ve bu işle ilgili tabii istatistiksel veriler de var, rakamlar da var, yapılan araştırmalar ve benzeri önümüzde bir takım bize ve yolumuza ışık tutabilecek bilgiler de var istatistiki düzeyde. Belki onlara da biraz bakarız kabaca. Şimdi kısa bir ara verelim sizin de izniniz olursa. Bir soluklanın, hemen aranın ardından gündem özele devam edelim. Sevgili seyircilerimiz, özellikle kadınlar demiyorum, kadınlar da erkekler de bizi ilgiyle takip etsinler, olur mu? Peki. Peki. Değerli seyircilerimiz, gündem özelde Dönüşen Kadın Hareketi kurucusu, iletişim uzmanı ve sosyal girişimci Buket Karademir bizlerle birlikte İstanbul'dan, Erenköy'den uzaktan erişimle bağlantımızda, stüdyomuzda oluyor. Ve ilk bölümde de gayet güzel kendi dönüşümüyle ilgili örnekleri paylaştı bizlerle. Kısa bir ara zamanımız geldi. Ara için sizlerden izin isteyelim. Sonrasında lütfeder ekranlarınızın karşısında bizlere eşlik etmeyi sürdürürseniz gündem özel Manisa.